Evet, öyle bir yanılgı içindeler ki bir yandan tek tehlike FETÖ değil deyip bütün dindarları hedef haline getiriyorlar. Sonra tam da CIA'nin kucağına oturmuş olan FETÖ'cüleri koruyup kolluyorlar. Ya şimdi askeri okul öğrencilerine sahip çıkan kim? Ben askeri okul öğrencileri, şu an yargılananların tamamı mahkum olmalı demiyorum. Olabilir, içlerinde 1 tane, 2 tane, 3 tane masum insan olabilir. Bu ihtimali her zaman için göz önünde tutuyorum. Askeri okulları FETÖ'cülerle doldurdular diyenler evet, kendileri bunu söylüyorlar. Dolayısıyla gerçekten dürüst bir yargılama yapılmasından yanayım ben. Ama Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet'in desteklediği CHP Genel Başkanı ne diyor? Daha yargılama bitmeden sadece bir tahliye kararı verilmiş, yurt dışına çıkma yasağı konulmuş, bazıları için adli kontrol ile tahliye kararı verilmiş, henüz daha beraat etmemiş kişilerden bir tanesini alıyor, makamında karşılayıp kucaklıyor. Cumhuriyet Gazetesi bir şey diyemiyor. Ya sen ne yapıyorsun? CIA'nin emri altında olduğu iddia edilen bir kişi henüz daha beraat kararı kesinleşmeden bunu nasıl sen CHP Genel Merkezi'nde kabul ediyorsun diyemiyor. Ama FETÖ'yü gösterip bütün dindar insanlar aslında haindir demeye getiriyor. Ya bizim öyle bir iddiamız yok. Biz dindar olmaya çalışan, kendi haliyle dini vecibelerini yerine getirmeye çalışan insanlarız. Ama bu ülkeye ihanet etmedik. Etmeye de hiçbir şekilde niyetimiz yok. Ama dindar insanların kökünü kurutmak için işte hafızlık icazet töreni. Vay sarıklılar diyor. Sarıklılar dediğiniz gibi Fatih'te Emniyet Müdürlüğü'nün, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi'nde, Vatan Caddesi'nin hemen 2 kilometre ötesi İsmail Ağa cemaatinin yoğun olarak bulunduğu o Çarşamba semtine yakın bir yer. Hemen koşa koşa gittiler Emniyet Müdürlüğü'ne, FETÖ'cü darbecilerin el koymasını önlemek için Vatan Caddesi'nde set oluşturdu. O sarıklı dediği, kötü göstermeye çalıştığı insanlar o görevi üstlendiler. Ama Bostancı'da darbeci askerlere alkış tutuldu. İzmir'de sela okunuyor. Benim çocuğum gecenin 2'sinde senin selanı mı dinleyecek? Benim çocuğum uykudan uyandı deyip gelip cami müezzinini tehdit eden, bıçakla saldıran maalesef bu ülkede CHP zihniyetli insanları gördük. Bakın bir taşla kaç tane kuş vuruyorlar. O bahsettiğiniz Barış Pehlivan, kaç AKP'li bakan ve milletvekilinde baylok vardı vesaire diyor. Varsa var olanı çıkartalım, eyvallah. Ama siz şu an o sorumlu kişiler darbeye destek için Boğaz Köprüsü'nde halkın üzerine kurşun sıkan ve sabahın 4'ünde ancak teslim olan, eğer Yalova kampından gelen askeri öğrenciler de o Boğaz Köprüsü'ndeki askerlerle buluşsaydı belki sabahın 4'ünde değil, ertesi günü akşam 4'te 5'te ancak teslim olacak o darbecilere, destek vermeye yola çıkan askeri öğrencilere senin partinin genel başkanı destek çıkıyor. Diyor ki bunlar askeri okul öğrencileri, ya siz bundan ne istiyorsunuz? Peki ben ondan bir şey istemeyeyim. Onlar bu halktan ne istiyordu ki? Kamp gördükleri o Yalova'dan yola çıktılar otobüslere, silahlarını yanlarına aldılar. Silahlarını da demeyelim, kendi silahları yok. Daha henüz öğrenci bunlar. Başlarındaki FETÖ'cü komutan onlara silah dağıttığı zaman, bu silah ne ya? Biz öğrenciyiz daha komutan. Ne yapıyorsun sen? Ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi varsayalım ilk aşamada diyemediler. Yola çıktınız. Yolda Sultanbeyli'de halk önünüze geçti. Siz nereye gidiyorsunuz dediğiniz zaman, ya biz tatbikata gidiyoruz dediğiniz noktada Türkiye'de darbe oldu. Siz bir adım ileriye gidemezsiniz denildiği zaman, ha öyle mi? Biz silahları da bırakıyoruz. Sizinle birlikte, halkla birlikte o darbecilere karşı çıkıyoruz demeyenler kendilerini nasıl savunuyorlar? Osman Gazi Köprüsü'nden geçtik biz. Ne olmuş Osman Gazi Köprüsü'ne? Kimse bizi durdurmadı. Askeri öğrenci nereden bilir darbe olduğunu? Ya Sultanbeyli'de sizi durdurmadı mı bu halk? Durdurdu. İndirdi mi otobüsten? İndirdi. Siz silahlarınızı verip de bir yerde toplayıp, hadi halka da vermeyin, bir yerde toplayıp, tamam biz darbe olduysa biz o darbeyle uzaktan yakından bir ilgimiz yok, bize böyle bir bilgi verilerek de yola çıkarılmadık biz, dediniz mi demediniz? O zaman öyle veya böyle bir yargılama yapılacak size. Kesinlikle eğer darbeye karşıysanız ona göre beraat edersiniz. Bir de burada şey var, bakın yani bunu dillendiremiyoruz. O gün ikna edilenler var. İkna edilenler ceza mı aldı? Hayır. Beni tatbikat için çıkarmışlardı. Ben de bu tabloyu gördüm. Bundan caydım diyorsa bir sorun yok. Ama buna rağmen oradaki vatandaşla kavga edip çatışıp yoluna devam ediyorsa şimdi onda sıkıntı var. Daha vahimi annesi, o sembol isim Furkan Çetinkaya. Annesi Melek Çetinkaya. Bu stüdyoda soruldu kendisine. Fethullah Gülen'i bir terörist olarak görüyor musunuz diye. Ben terörist olarak görmüyorum, ben öyle zannetmiyorum dedi. Darbeden 3 yıl sonra, 4 yıl sonra bunu söylüyor. Ben Fethullah Gülen'i bir terörist olarak görmüyorum diyen bir askeri okul öğrencisinin annesini de, hem oğlunu hem annesini Kemal Kılıçdaroğlu karşıladı.